Merhaba değerli Ulusal Kanal izleyicileri, ben Ahmet Şahidov, kardeş Azerbaycan'dan selamlar. Azerbaycan geçen hafta Karabağ'daki Rus barış güçleriyle ilgili olarak Rusya'ya bir nota sundu. Azerbaycan tarafı Rus barış gücü birliğinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki yani Karabağ'daki doğal kaynakların hukuka aykırı şekilde kullanılmasının önlenmesi veya bunun çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla defalarca Rus Barış Gücü Birliği'nin komutanlığına başvurmuştur. Çoğu durumda Azerbaycan tarafının bu çağrılarına cevap verilmedi maalesef ve Azerbaycan'ın doğal kaynaklarının Rus Barışı Koruma Birliği tarafından yasa dışı bir şekilde sömürülmesini önlemek için hiçbir önlem alınmadı. Azerbaycan'ın edindiği bilgilere göre özellikle de Kızılbulak altın ve demirli bakır molibden yataklarında ekolojik sonuçların bozulması da dahil olmak üzere doğal kaynakların yasa dışı işletilmesi ve yağmalanması aktif şekilde devam ediyor bugün. 3 Aralık'tan bu yana Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilgili devlet kurumlarının temsilcileriyle Karabağ'daki Rus Barış Gücü Birliği arasında Azerbaycanlı uzmanların bölgeye ziyaret ve izleme yöntemlerini belirlemek için görüşmeler yapıldı. Varılan anlaşma gereğince 10 Aralık'ta Azerbaycan temsilcileri madenlerin kaçak olarak çıkarıldığı bu iki bölgeyi ziyaret etmeye çalıştı ancak bu ziyaret engellendi. Rus Barış Gücü'nün herhangi bir adım atmaması nedeniyle oradaki yerel Ermenilerin önceden planlanmış bir eylemi ziyareti engelledi. Bu durumla ilgili olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Rus tarafına mukabil bir nota sundu geçen hafta. Varılan mutabakata uygun olarak Azerbaycan temsilcilerinin söz konusu sahalara engelsiz erişiminin sağlanması için Rus tarafından bir kez daha çağrıda bulunuldu. Böyle bir gezinin engellenmesinin veya herhangi bir şart koşulmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı. 10 Kasım 2020 tarihli üçlü anlaşma uyarınca Azerbaycan topraklarının bir bölümünde konuşlanmış Rus Barış Gücü Birliği'nin tüm faaliyetlerinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğünün sıkı bir şekilde gözetilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Azerbaycan ordusuna Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan toprakları üzerindeki kontrolünü daha da güçlendirmesi talimatı verildi. Bu geçen hafta Azerbaycan'ın Savunma Bakanlığı'nın yönetim kurulu toplantısında kararlaştırıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı üst düzey toplantısında Kəlbəcər, Laçın ve Daşkəsən bölgeleriyle Rus Barış Gücü Birliği'nin geçici olarak konuşlandığı topraklarımızda mevcut hareket koşulları bir kez daha değerlendirildi. Karabağ Ekonomik Bölgesi'nde Rus Barışı Koruma Birliği'nin geçici olarak konuşlandığı bölgelerde yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının faaliyetlerini sürekli izlemek ve kontrolü daha da güçlendirmek için ilgili görevler verildi. Geçen hafta Azerbaycan'ın gündemine düşen haberlerden biri de Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu General Bahtiyar Ersay ile ilgiliydi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan Görev Grup Komutanı Kor General Bahtiyar Ersay, Azerbaycan'ın Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un danışmanlığına atandı. General Bahtiyar Ersay, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın geçen haftaki üst düzey toplantısında Bakan Zakir Hasanov'un danışmanı olarak konuştu. General Bahtiyar Paşa, Azerbaycan ordusunun Türk modeline uyarlanması yönünde yapılan çalışmaları ve reformlar sonucunda elde edilen yeni kazanımları, başarıları anlattı. Bahtiyar Paşa'nın Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na atanması Azerbaycan'da sevinçle karşılandı. Peki General Bahtiyar Ersay kimdir? İlk olarak Azerbaycan Görev Grup Komutanlığı'na bağlanıyoruz. Karşımızda bu yıl Kor Generalliğe terfi eden Bahtiyar Ersay Paşamız bulunuyor. Türkiye'den kardeş Azerbaycan'a en kalbi muhabbetlerimizi göndererek sözü Bahtiyar Paşamıza bırakıyoruz. Buyurun. Kor
Korgeneral Bahtiyar Ersay, Azerbaycan Görev Grup Komutanı. Sayın Cumhurbaşkanım, Azerbaycan Görev Grup Komutanlığı olarak saygılarımızı arz ediyoruz. Azerbaycan Görev Grup Komutanlığımız, can kardeşimiz Azerbaycan'da iki devlet, tek millet anlayışıyla faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Tarihimizin en önemli zaferlerinden biri olan 30 Ağustos zaferinin 100. yıl dönümünde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor. Zat-ı Aliz'in ve Yüce Türk Milleti'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, direktiflerinizi almaya hazırız. Arz edelim. Bahtiyar Paşam, başkentimiz Ankara'dan şahsım ve milletim olarak Karabağ'da verdiğiniz mücadeleyi biliyorum. Ve bu mücadelenin şu ana kadar nasıl bir güvenle yürüdüğünü, yürütüldüğünü sizler de gördük. Bundan sonraki süreçte de özellikle Azeri kardeşlerimizle beraber bu dayanışmayı, bu mücadeleyi göstereceğinize inanıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. FETÖ'nün balyoz kumpasıyla tutuklanarak 31 ay cezaevinde yatan, sonrasında da 16 yıl hapis cezası verilen Bahtiyar Ersay, son yaş kararıyla korgeneralliğe terfi ettirilerek Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı görevine atandı. FETÖ'cü, hakim ve savcıların terfilerini engellemek, TSK'dan tasfiye edilmelerinin yolunu açmak için balyoz kumpasıyla özellikle de kurmay olan subaylara itibar operasyonu yapılmıştı. Bunlardan biri de o dönemde albay rütbesinde olan Bahtiyar Ersay'dı. Ersay 31 ay hasta ve Hadımköy cezaevinde tutuklu yargılandıktan sonra sahte uydurma delillerle 16 yıl hapis cezası aldı. Balyoz ve Ergenekon başta olmak üzere çok sayıda kumpas davasının görüldüğü Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin heyeti dağıtıldı ve buradaki dosyalar 16. Ceza Dairesi'ne aktarıldı. Tüm kumpas davaları burada oluşturulan yeni bir heyet tarafından titizlikle ele alınarak incelendi ve davaların FETÖ'cü hainlerin kumpası oldu.